bir diyabetli hasta çoğunlukla çocuk hasta ya da ergen hastadır. Bu hastaların tabii konuşmamın başında söyledim, yetişkin hastalarda da artık bunu görüyoruz. Ama tip 1 diyabetlinin çoğunlukla çocuk olduğunu düşünecek olursak ailesiyle birlikte yaşam tarzının düzenlenmesi konusunda ciddi bir çalışma yapması gerekiyor. Burada anneye babaya büyük rol düşüyor ya da çocuğun bakımını üstlenen kişiye ilk başlarda rol düşüyor. Çocuğun yeme planı, işte yapacağı şeyler, insülin tedavileri ya da uygulayacağı pompa tedavisi, kan şekerini ölçme zamanları, sıklığı, ne zaman şekeri düşerse ya da şekeri yükselirse acil olarak neler yapması gerektiği, spor yaptığı zaman, fiziksel aktivite yaptığı zaman yiyeceklerinde nasıl bir düzenleme yapması gerektiği, örneğin karbonhidratını arttırması lazım. Yine spor yaptığı zaman belki öncesinde yaptığı insülin dozlarında azaltma yapması gerekmesi gibi bir takım hayatı düzenleyici, kolaylaştırıcı faktörleri, programları iyi yapmaları gerekiyor. Bunun için de tabii hekim başta olmak üzere ve diyabet hemşiresi başta olmak üzere diyetisyen de dahil olarak bir diyabet ekibiyle birebir çalışmaları gerekiyor. Bazen bu çocukluk ve ergenlik çağını tamamladıktan sonra da hala özellikle anneye ya da işte kim bakıyorsa babaya bağımlılık olarak sürüyor. Ve çocuk geliyor, ben yetişkin endokrinolojiyle uğraşıyorum. Çocuk kliniğinden çocukları 18 yaşını tamamladıkları zaman alıyoruz. Artık erişkin polikliniklerinde görüyoruz. Bir de bakıyorum ki çocuk hala annesiyle geliyor. Annesi ona yemek zamanını hatırlatıyor. Annesi ona kan şekerini ölçeceği zamanı hatırlatıyor. İğneni yaptın mı diye günde 4 kere 5 kere telefon ediyor. Bu da o ergeni biraz da isyankarlığa, ne olursa olsun diyecek bir duruma sokabiliyor. Onun için bunu anneler babalar yaparlarken çocuğa da bir şey vererek, rol vererek, görev edinerek ve onu da daima ikna ederek bu sorunun aslında kendisinin sorunu olduğunu, kan şekerini ölçüp insülini gereği gibi yaptığı zaman diğer çocuklardan, diğer bireylerden hiçbir farkının olmadığını kendilerine anlatmaları gerekiyor.